Gel, ne olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapa ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Sözü üzerine edebiyatla uğraşan gençlerin yazma konusunda cesaretlendirilmesi amacıyla düzenlenen Osman Gazi Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği işbirliği ile bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Mevlana Şiir Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışmamıza sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız, Sayın Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcılarımız, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz, Sayın Belediye Bürokratlarımız, kıymetli öğretmen ve öğrencilerimiz, sevgili basın mensuplarımız. Liseler Arası Mevlana Şiir Yarışması ödül törenimize geçmeden önce protokol konuşmalarımızla programımıza devam ediyoruz. İlk olarak günün anlam ve önemine hitaben konuşmalarını yapmak üzere jüri başkanımız Sayın Metin Önal Menişoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sevgili gençler, bu yarışmaya katılan 181 gencin tamamı birinci. Evvela bunu söyleyeyim. Ben jüri başkanı olarak bütün gençlerin yazdığı metinleri tek tek okudum. Karşılarında aciz kaldım. Hangisini birinci yapacağız, ikinci yapacağız, üçüncü yapacağız. Ama mecburduk, bir eleme yapacaktık. Ve bu elemeyi yaptık. Bakın, 1940'lı yıllarda ünlü Fransız filozofu Albert Camus, Baş Kaldıran İnsan adlı eserinde der ki, bugünün insanı sevişli ve gazete okur. Fransız toplumu için sevişmek ve gazete okumak, biri sosyal hayatın, biri de kültürel hayatın iki sembolü. Ama asırlar önce Hazreti Mevlana'nın bir başka sözü var. Mevlana ile alakalı Yahya Kemal'in aktardığı bir söz var. Der ki Yahya Kemal, Türk toplumu için, yani Mevlana'dan beslenen Türkiye toplumu için, Türkiye toplumu pilav yedi ve mesnevi okudu. Peki mesnevi okurken nasıl başladık biz? Dinler neyden kim şikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede, dinler neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet Ayrılık duygusunu ilk defa böylesine derundan hisseden ve bize aktaran Hazreti Mevlana'nın bereketiyle bu yarışmayı neticede 3-5 tane genç adına sonuçlandırdı. En önemli mutluluklarından bir tanesi, çok önemli mutluluklarından bir tanesi, bu yarışmanın içerisinde üniformalı bir gencimizin bir delikanlının olması. Bu beni çok mesut etti çünkü ben tanımıyorum. Tamamen rumuzlarla, sembollerle okudu. Arkasından askeri okulda okuyan bir delikanlı olduğunu görmek beni son derece mutlu etti. Tekrar ediyorum ve diyorum ki hepiniz benim birincimizsiniz, birincimsiniz. Bu yolda devam edin. Allah'a emanet olun. Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği adına Mevlevi Üstadı Sayın Mustafa Özbağ'la konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Kardeşler, af etmezsek af olunamayız. Ben
bulunmak için affetmenizi söyleyeceğim. Af bulunmak için affetmeyin. Bu bir menfaat çünkü. Bu herkesin yapacağı bir şey. Bu bütün herkes af bulunmak için birbirini affedebilir. Hazreti Peygamber diyor ki, affeden Allah katında şerefini yükseltir. Siz Allah katında şerefinizi yükseltin. Ve etrafınızda size karşı kim eksiklik ve noksanlık yaptıysa affedin. Toplumlar, kitleler affederekten büyürler. Devlet olarak da, millet olarak da bize kim yanlış, eksik, noksan bir davranışta bulunduysa affedelim. Birbirlerimizi affederekten büyüyelim. Bütün toplum birbirini affederekten büyüsün. Ve unutmayın, dünya insanlığı affı, merhameti, şefkati, aşkı, sevgiyi, muhabbeti elinde tutup da önüne getireni bekliyor. Yani affetmiş, bütün hesabını, kitabını bitirmiş, kendi benliğinden sıyrılmış, onun sıfatlarıyla sıfatlanmaya çalışan bu Anadolu insanını bekliyor. Acılarınızı unutun, sıkıntılarınızı unutun, size yanlışlık ve eksiklik yapanları unutun, affederek hem ailenizi, hem şehrinizi, hem ülkenizi ve dünya insanlığını kucaklayarak da hep beraber büyüyelim. Aflı günlerde, selamlar efendim. Yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Atilla Gülkızar'ı kürsüye davet ediyorum. Cesaretli olmalılar. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda
tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu yarışmalara daha fazla şiir göndermelerini arzuluyorum. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve çocuklarımızın başarısından dolayı da çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.
bugünün düşüncesine göre bir yorum katmış olacağız ona. Ve bu yorumları bizler burada görmüş oluyoruz. Memnunuz bu katılımlardan. Ve bu katılımlar böyle yoğun oldukça bizlere ayrı bir şey diyeceğim diyor. Biz de bu tür yarışmalara her zaman için Osman Gazi Bey'le olarak destek vermeye devam edeceğiz. Bu yarışma 4 Ekim'de başlattık. 3 Aralık'ta Şebarus bölümlerinde sonuçlandırdık. Ve tabii 183 eseri okuyan jürimiz var başta Metin Hocam olmak üzere. En büyük şey onlara düşüyor. Yani bunları okumak, onlara değer vermek, puan vermek en zor iş. En zoru yaptılar. Biz tabii onlara teşekkür ediyoruz. Ve bu yarışmaya katılan şiirlerden bizler belediye olarak da 40 tanesini kitap halinde yayınladık. Ve bu kitap kalıcı bir eser haline gelmiş oluyor. Bu tabii ki dağıtılacak, kütüphanelere gidecek. Dolayısıyla edebiyat alanına yeni bir eser kazanılmış oluyoruz. Nasıl kazanılıyoruz bunu? Hep birlikte. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, belediyemizle, derneğimizle birlikte. Bu da bizim için bir katkıdır diye düşünüyoruz. Tabii buraya gelme sebebimiz dereceye giren öğrencilerimize ödül vermek. Onları kutlamak. Ama müdürüm dediği gibi biz tüm öğrencilerimize kutluyoruz. Tüm öğrencilerimize tebrik ediyoruz. Çünkü böyle bir yarışmaya katılmak, bir şeyler yazmak, bir şeyler üretmek başlı başına bir olaydır zaten. Bir şeyler üretildiği için teşekkür ediyorum. Her şeyin başında tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte yeni şeyler üretmeye devam edeceğiz. Ben şimdi de jürimizin yaptığı değerlendirme sonucunda yarışmacılarımızı ve sonuçları buradan paylaşmak istiyorum. Birinciliği Bursa öğrencilerimiz de bunda ilk defa verecekler. Şimdi biz ben yapıyorum şimdi işte burada. Açıklamayı bilerek hiç anlık olsa çok fazla heyecan olur. En azından heyecan ıslamış olurlar. Sonra tekrar onları Mansur'dan mı? Ben de düşündüm ama yerlerden başladım. Mansiyon var. Evet. Bu mansiyonun bir tanesi, birinci ikinci yok tabii iki tane mansiyon. Evet. Gerekir diye sayarak en az sıraya koymayalım. Hürriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Melis Kırık. Şiirini okumak için davet edelim.
ben bir şiir yazarken, yani birinci olmak önemli olanı değil cidden, bir şiir yazarken ben şairin yalnızca kulağına fısıldananları yazan kişi olduğunu düşündüm. Aslında söyleyeceklerim daha farklı, inan buraya çıkınca gerçekten farklı oluyormuş. Ve şiir... Evet, yani şair dediğimiz sadece kâtip belki de sadece yazıcı. İlham denen şey buldum ben bu şiiri yazarken. Bu benim için aslında çok yeterli bir şey. Teşekkür ediyorum İlham. Gedai Av. Bu derginin kapıları duadandır. Nefesinin rüzgarlarıyla aralanır. Elif'sin. Bir elif boyu sessizlik derinliği, en derindekisin. Vazgeçip nefesten, binbir hevesten, gelsem, deryanda balık olsam, sana gelene dek dayanır mı? Biri esre, biri üstün, incecik iki yüzgecim. Sözüm bir ömür dudağımda duygu kalsa da, kaftanındaki af motifine bir ilmek olsa dilim, kaftanında duyulur mu sesim? Hissedilir mi har olup beni yakan iki harflik halim? Herkesi kendi ağı yakarmış, dinlemezmiş ne cahil ne alim. İşte öyle yandım, bilmem ben dün hangisiydim. Yegane bildiğim budur ey sevgili, bugün hiç birisiyim. Hiç olup gelsem de sanma ki sana ellerim bomboş geldim. Ne ararsan kendinde ara demişti sevdiğin. Affı sende umman, duayı bende yudum bildim. Damlayı kendimde aradım, denizi sende buldum. Gün oldu yoruldum, yorulan yanımı yollarında bıraktım. Baktım, bir gönül kalmış yoldaşım, ne çok eksilmişim. Yine de geldim, bir bedende bin ben eskitip geldim. Ne olursan ol gel demiştir sevdiğin. Küllerimi küfemde biriktirip, gönül dergahının kapısına geldim. Al beni içerine. Bir ah daha etsem ağırlaşır küfem. Kırılır benim, secdesinden düşer alemde kimliğim. Hiç olmuşken içlenmem söylediğine el alemin. İtiraf ettim. Ben mendilimde biriktirdiğim deniz kadar derinim. Ama yalnız bana verilmiş benim deniz bildiğim. Senin hala dizlerinin dibindedir, benim dibini göremediğim. Yanında az kalırmış çok bildiğim, katında tuz kalırmış yüreğime dert ettiğim. Sendeki hemzenin zerresi bile değilmiş benim güzel dediğim. Aslında güzel olan senmişsin. Dünyadakiler sendekinin tecellisi. Ve ben seni anlattığım kadarken, anlattıklarım sende kum tanesi. Sen benim dile dökemediğim her şeysin. Affet, yetmedi anlatmaya ilgim, bir harfin dahi ismini. Beş harfinin ilk beşiğinde takılıp kaldığım elifsin. Başı enem, sonu felah, elifin içinde af gizleyensin. Başı enem, sonu felah, elifin içinde af gizleyensin. Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Dernek Başkanı Sayın Cafer Altay'ı davet ediyorum. Size duyuyorum büyük memleket adamları.
Dünyayı sahiplenenler, verin renklerinizi. Verin renklerinizi, melekler bekler. Kırda çiçekler, yüzde yağmurlar bekler. Yürek demledik soğumadan. Soğumadan diyorum, verin renklerinizi, göğü boyayacağız. Büyük kelimelere boyayacağız göğü ve biz karanlığınızı sakladığınız Afrika'ya mutlak gideceğiz. Yani çağ, bu ötelerden getirilmiş bir müjde, bir Musa gibi, Musa'nın dönüşüyle. Bırak zenginliklerini, bir Meryem sonrası beklerseniz. Çünkü bir İsrail teslimiyetidir o. Karanlıklardan gel, ayrılıklardan gel. Yeni çağın ol, yeni çağın olayım. Bulalım yeni çağımızı, ellerimizi açalım. Gel çağım, ellerimizi açalım. Afrika diyorum, kara elli çocukların memleketi. Kara elli, kara yüzlü, kara bakışlı, bardağısı. Ananın sütünden daha ak yürürler dünyayı. Şimdi öyle bir zaman gelmeliydi, bedenlerimizden öyle bir gitmeliydik ki, bir çocuğun başını yere değdiriş gibi, gözyaşı gibi. Aradığınız memleket gibi olmalıydı, gözyaşı gibi olmalıydı. Sağ, yok olmaz. Bir kez artık ülkeye kurulmalıydı. Gel canım, kurumuş yüreklerimizi yanına tutalım. Bizim yüreğimiz Karacan, yüreğimiz Burak. Bir Orta Doğu çocuğunda görüşü gibi, uzak. Bizim şehirlerimiz sütunu iplenmez sırtına. Onların şehirleri, garip bir vatanın sonbaharı. Bilemeyiz belki, göğü yıkar, gece yıkar gözyaşları. Siyahın adamlarıyız biz. Kör, soğuk, sessiz. Siyahın çocukları onlar. Gözyaşı, ılık, çığlık. Ağlama vaktidir şimdi vakitlerden. Belki bir garibin duası tutar gayetlerden. Ağlayalım, zor olacak belki gülmelerden. Gel canım, ağlayalım. Biz en fazlasından açık gri yürekli ve koyu gri sevdalıyız ancak. Ne ak yüreklerimiz var, ne kara sevdalarımız. Halbuki Afrika şu açıda bekliyor mahsulü. İsteyen yok mu vereyim diyorsa. Şuracıkta bir yerde Afrika. Aslında bu biraz Filistin, biraz Afganistan, biraz Çeçenya. Tüm yolculuklarımız bu, tüm yoksanlarımız. Umutsuzluğun karındaşı yaşamımız. Gel canım, gidelim tüm izleri kurtan bıçağdan. Ölüme düşüyor yapraklar, her gün biri daha gidiyor. Düşüyor yapraklar, vakit geçmeden gidelim. Gel canım, gidelim. Şimdi bütün sözlerimi geçmişe bırakıyorum. Gülüşlerimi ruhsuz kalbin içine geleceğe. Baktığında ağlama, benim bir yanım eksik anne. Şimdi elinde sapan, ceplerinde bir avuç taş. Özgürlük mırıldanan çocuklar gibi. Gidiyorum çocukların büyüyemediği memleketlere. Ruhumu ılık tebessümün ışığına vermeye. Ruhumu karanlıktan ve ayrılıktan kurtarmaya. Ruhumu dertsizlikten kurtarmaya. Gidiyorum çünkü Afrika uzak değil. Çünkü yüreğim aydınlık ama hak değil. Gel heyecan, gel Afrika. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Halil Dönen'i davet ediyorum. Saçlarını dolanıyorken önünden geçen gölgenin peşine düştü.
Ardına bakmadan yürüdü kadın. Korkmadı karanlıktan. Gölge boş bir banka oturduğunda devam etti kadın. Çünkü kimse söylememişti onlara. Bankta yalnız oturamadan, elleri şakaklarından, inanmak istedi birine, bir şey. Geçmişi hatırladıkça bugünü unuttu, geçmişi hatırladıkça ağladı. Çünkü kimse söylememişti onlara. Bir koşuyordu azınlığında kalabalığı. Bir kadın, belki bir erkek, bir çocuk. Koşuyordu kimsenin bilmediği bir umutla, kokusunu duyabileceği bir deniz. Görmemişti denizi şimdiye kadar. Topukları ha topukları köprüde, ha düştü, ha düşecek. Düşündü ne kadar benzediğini denize. Parmakları trabzanlarda iz bırakırken hiç bilmedi düşüncesinin yanlışlığını. İçinde onca hayat sönerken deniz gibi. Umut dağıtabilir miydi? Bu düşünceyle kaydı ayakları. Çünkü kimse söylememişti ona. Şimdi başka bir şehirde başka biri var. Elleri havada. Sanki yakalamaya çalışıyor. Büyüdükçe boğduğu hayallerini. Gözlerinde parça parça olmuş umut. Çünkü bu bülbülü öldürmek. Çünkü kimse söylememişti onlara. Birkaç saat sonraydı belki. Bir keman kılıfı, ince parmaklar ve acı tınısı. Biraz daha ağlasaydı kabul olur sanki duaları. Kimse söylememişti ona. İçinde çocuk olmayan şiir mi olur demeyin bana. Benim çocuklarım çok siyah. Ah diyor, gözleri doluyor. Ülpertisinde kimsesizliğin baştan aşağı. Çünkü bazen güzel olan ağlamalı, güller örmeli bazen. Kimse dememişse onlara gel. Hepsi yalnız, hepsi umutsuz. Banktaki adam, bir keman kılıfı, isimsiz çocuk. Kimi çokluk içinde yalnız, kimi varlık içinde yokluk. Eğer bir yok deseydi onlara ne olursan ol yine gel. Söylenecekler söylendiyse bu son, güzeli güzel bırakmak adına bir yarım kalmışlık olmalı. Öyleyse bu son şiiri öldürmeli, okuru acıtmalı. Öyleyse bu son şunu ölümsüzleştirmeli, ne olursan ol yine gel. Burada her gün zarif yapraklı bir lale,
Bu halka umutları saçan en geniş hale. Binlerce kez tövbeyi bozmuş olsan da muhalif arz, senin sebebiyetinle tarumar olmuşsa arz. Gel, gel bu sineler buna da mukabil, yeter ki hukuk olsun canda, candan bir tahlil. Nihayetinde herkes bu çorak tarlanın bir arpası, rüzgarla, hortumla da gelse tabiatın kolbası, ne kadar çökülmüşse de bedenin külliyen topraktan, farkın kalmayacak son düştüğü yerin, yine bir kurbaşaktan. Sen gel, toprağın gülistan yaşatan bağrı burası, yakınlaştıkça toprağa, bak hoş gördüm sonrası. Burada fikirler, dümağlar işleyen zayıf bir nakkaş gibi, ve mevlevilerin elinde kanaviçeler zinciri. Açılır bir hallacın sopasında duygu yuruhu, karma karışık bir pamukken insanların ruhu, başlar yüreklerin derinde duygusal taşkın, yaptıkça semazenleri tekmişler gibi tavafını, hisset yüreğinin her zerresinde nasip olduğunu affını. Bir dakika bekleteceğiz.
Bizim bu şiir yarışmamızda en büyük desteği veren, emeklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli jüri üyesi Sayın Metin Önal Mengüşoğlu'nu ve yine kıymetli jüri üyemiz Sayın Cevat Akkanat'ı da davet etmek istiyorum. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız kendilerine plaket takdim edecekler. Teşekkür ediyorum.